Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde gerçekten zorlu maçlar oynadık. Ama o o seriden alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum. Stoke City, Blackburn ve Brentford şu 3 maç bizim için çok tehlikeliydi. Aslında Blackburn maçında da neredeyse puan kaybı yaşıyorduk ama sonradan gerçekten iyi toparladık. Ama İngiltere'nin işte zorlu yanı bu. Zor maçlar hiç bitmiyor. Şimdi de Wigan Athletic Hull Reading maçları var. Yine 3 tane güçlü takım. Premier Lig'e çıktığımız zaman nasıl olacak hiç bilmiyorum. Şu an e, Selfie City kariyerimden böyle flash bekler yaşıyorum neler olacağına dair. City'nin bana 5 atması gibi. City, Liverpool, Tottenham, e, Manchester United, Chelsea, Arsenal. 6 tane baba takım var. Onun dışında da en az 4-5 tane başaltı diyeceğimiz sağlam takımlar var. Öyle birlikte mücadele edeceğiz. Gerçekten oldukça zorlu olacak. Ama maç maç bakmakta fayda var. Henüz kazanılması hiçbir şey yok. Skybet Championship kesinlikle bizim için garanti değil. Bir topu 6 puan var. Bir maç o kadar çok şey değiştirir ki. Bir tane mağlubiyetle birlikte hemen strese girmeye başlarsınız. O yüzden e, tamamıyla konsantre bir şekilde devam edeceğim. Dembele'nin formu her zamanki gibi bizi çok sevindiriyor. Hemen şimdi bir bakacağım. Worrell e, sezon başından beri gerçekten çok iyi. Ve tabii ki kalecimiz İstikrar Abidesi. Çok iyi bir kaleci. Keşke bonservisini servisini alabilsek. Muriç e, bir patlama yapmıştı. Ondan sonra gelişmeye devam ediyor. Joe Worrell e, gayet güzel bir şekilde gelişiyor. Dembele ne durumda? Dembele zaten akıyor. Aslanım benim şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak. Naci de kendine gelmeye başladı beyler. Hemen şöyle bir bakayım. Bakın. İlk başlarda şeydi. Çok ufak ufak artıyordu. Şimdi biraz daha toparladı. Ondan sonra da bir dembele gibi patlama yapacak inşallah. Oo, da Silva patlamış. Kararlılık onu. Ya takımda var ya. Bir kararlılık patlamasıdır. Allah sonumuzu ayrı etsin. Kararlılık düşürme konusunda dünya çapında bir oyuncu olduğumu düşünüyorum ama hayatımda ilk defa kararlılık arttırır oğlum. Demek ki genç oyuncuları ilk 11'de değerlendirdiğin zaman kararlılığı artıyor. Oyuncunun sahi elinden geleni koyma özelliğini yansıtır. Belki de çocuklara inandığımız içindir. Yani 16 yaşında. İlk kombide forma imkanı veriyoruz. Bunun tabii bir karşılığı bir değeri olması lazım. Nacik Aman, bir sen eksiksin aslanım. Bir patlamanı yap, yüzümüzü güldür. Bella sen ne yapıyorsun? <laughs> Gücün 16 yapmış beyler. Gücün 16 yapmış, sakin olun. Akıyor maşallah. Kafası da gelişiyor. Şimdiden 17 olması yalnız biraz düşündürücü. Ben size söyleyeyim, bu kesin 4.5 yıldız olur. Yani 17 yaşında oyuncunun gelişmeme imkanı yok. 17, hadi bu sezon 18 falan olsun yani. Daha 18 yaşında 18 olacak. Ve gelişmesi durabilir mi? Bence hayır. Haftanın Nottingham Forest oyuncuları Thiago Silva ve e, Da Costa. Şimdi hemen basın toplantısına geçelim. Wigan Atletik deplasmanına gidiyoruz. Falkok'un bazılarına göre sinir bozucu derecede sakin ve topa sahip olmaya başlayan oyunun hakkında bir görüşünüz var mı? Valla rakip takımın oyunu ziyade ben kendi işime bakarım. Taktiklerinizi duruma göre adapte etmeyi reddediyorsunuz. Nereden çıkardın onu anlamadım. Teknik heyetle görüşmem gereken bir şey dedim. Yine çok şey söylüyormuş gibi yapıp hiçbir şey söylemedim. Eee Birkaç tane daha söyleyeceğim şey var maça geçmeden önce. Bir tane spor e, bilimcisi buldum. Spor bilimcisi özelliği biraz düşük ama adam yönetimi, disiplin, kararlılık, motivasyon çok güzel. Belki biraz daha iyisine bakmam lazım. Bu şey e, sayfada ana sayfada öneriler halinde geliyor ya. Oradan şey yaptım. Hemen şurada sizinle birlikte e, bir arayalım. Spor bilimcisi 17 filan desek çıkıyor mu? Çıkmıyor beyler. Şu an ilk oyunun başında olduğumuz için hiçbir şey çıkmıyor. Bunun zihinseli çok. Yine o en iyisi oydu ya iyi denk geldi. Bakayım daha iyisi var mı? Zinse olarak şey daha iyi. 14 15 12 şu fena değil ama. 17 adam yönetimi, 13 disiplin, 16-18 tabii ki bu. Evet, o zaman maça doğru geçelim. Hemen Wigan Atletik raporuna bir bakalım. Ondan sonra maçımıza geçelim. Son 17 maçta rakiplerin yaptığı toplam 16 asistin 7 tanesi yapılan ortalardan kaydedildi. Çizgi yemeden ortalar yap diyebilirim. E, 90 dakikada ortalama 4 gol fırsatı 4-2-3-1 ile. Kafa vuruş özelliğinde sıkıntı yaşıyorlar. Aslında Dembele boyuna rağmen inanılmaz kafa vuruşları yapıyor. Paslaşma konusunda daha iyi olmaları gerekiyor. Takım oyunu sıkıntıları var. Markaj, penaltı, hava topları, bölge hakimiyeti, pozisyon alma. Wigan'ın bayağı eksiği varmış ya. 16 asistin 5 tanesi sağ kanattan. Tamam. Bu arada bir tane gözlemciyi yalnızca 15-17 yani 15-17 yaşlar arası 16 yaşındaki oyuncuları bulması için gönderdim. Tamamıyla Avrupa'ya gönderdim. Ee, şu an Arjantin, Brezilya'ya çok fazla yanaşmıyorum. Biliyorsunuz çalışma izni probleminden dolayı. Vallahi iyileşen oyuncularım var. Mesela şu stoper fena değil gibi ama bunların hiçbirisini çok fazla ben takımda düşünmüyorum ya. O yüzden şey yapacağım. Bunları yavaş yavaş gözden çıkarılanlar listesine bedeli neyse sat diyeceğim. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı ama. Belki stoper durabilir çünkü Dawson biraz yaşlı ama orada bir de Tobias da var. Yani hiç ihtiyacımız bile yok. Bunu da gözden çıkarılanlar listesine koyacağım. Bedeli neyse ona sat diyeceğim. Hemen şunu 23 diyelim. Evet maça doğru geçiyorum. Dengeli başlayabilirim biraz daha. Deplasman olduğu için. Bir dengele başlayalım. Ondan sonra durumu görelim. Kendinizi kanıtlayın dedim. Çizgi inmeden ortalar yapın diyeceğim. Haydi bakalım. Bomba bir performans bekliyorum. Naci'de güzel bir performans var. Dembele antrenmanlarda akıyor. Da patlamasını yaptı. Valla o baya iyi ya. Naci bir sen kaldın aslanım. Niye böyle oldun? Biraz daha pozitif ağırlıkla oynayacağım. Fox Duran topu kullandı. Muriç için kolay bir top. Müdahalelerde sertliği azalt diyorum. Muriç. Uzun oynadı. Şimdi e, Jenkins'in de Jenkins'in sağ taraftan yardırdı. Jenkins'in verdi pasını Dembele açılar. Her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Dembele bitir. Oo, bir yapıştırdı ki. Zımba zımba. Keşke yanımda bizim bu olsaydı da şöyle bası verseydim. Harika bir gol be. Yalnız bu şut beni çok heyecanlandırdı. İnşallah böyle sert şutlar çıkarmaya devam eder. Bak. Orada çok güzel aldı. Sinsi olan sıyrıldı. Ben böyle yavaş gidecek kalecinin kucağına derken oh be. Şu yumuşak şut çeken oyunculardan gına gelmişti yemin ediyorum. Aslanım benim. Kral Kobra. Da Silva. Uzun top. isabetli değil ama düşünce güzel. Naci'de kaldı. Da Costa. Ne yapacak? Aldı. Da Costa. Hadi be. Marshall güzel uzandı. Köşe vuruşu Nottingham Forest'ın. Thiago Silva köşe vuruşunu kullandı. Var mı ona vuran? Şimdi top da Silva'da kaldı. Tekrar Silva. İki Silva arasında paslaştı. Haydi beyler bir gol daha alırız. Çok güzel oynuyoruz. Dembele yine performansıyla takımı ateşledi. Silva doğru kesti. Da Costa vuramadı. Vural vur Vural. Vural sen vurma Vural. Thiago Silva. Çevir içeri aslanım. Dembele oradan bir şut daha çıkartır mı? Bu da direkten tamamladı Da Costa. Aslan'ım benim be. Direğe çarptırıp asist yapıyor. Vallahi asisti Dembele'ye yazdı. Karamoko Dembele, tam bir yılan, tam bir kral kobra. Yine aldı, yine şovunu yaptı. Şu şovları birazdan Naci'den bekliyoruz. Vallahi ben açık olmak gerekirse tam tersini bekliyordum. Naci'nin coşmasını, Dembele'nin biraz daha sönük kalmasını bekliyordum. Naci, Silva, Riberio. Önü boş Naci'ye bıraktı. Naci çevirdi. Şimdi Dembele de kaldı top tekrar. Dembele çevirdi Naci. İyi zıpladın, Naci. Bir de girseydi o top. Aman diyeyim. Dikkatli olun. Üstten dışarı çıktı. Güzel. İlk yarının sonuna geldik. 2-0'lık net bir skor. Performansınızdan çok memnunum. Yardıralım. Şimdi Robinson Morsi içeri doğru kesti. Defans dikkatli. Kontra imkanı doğabilir mi? Doğdu. Da Costa göğsüyle çok güzel yumuşattı. Nefis sıyrıldı. Da Costa durdurulamıyor. Verdi pasını Dembele. Dembele ve gol. Karamoko Dembele. Aslanım benim be. Harika bir başlangıç. Efsane bir kariyer doğuyor beyler. Efsane bir performans doğuyor. Aslanım benim. Bir yıldız doğuyor. Bir yıldız. Vallahi da profesyonel sözleşmesini imzalamadan yeni bir sözleşme imzalatasım geldi yani. Öyle bir performans. Bu çocuğu bize yedirmezler beyler. Pamuklara sarmak lazım. Bella. Verdi pasını Jenkins'ına. Jenkinson, dembele, verdi Silva, da Silva, bir de da Silva vursun. Çok güzel, oha. Oğlum oradan oraya nasıl attın lan? Dembele gibi bir sert çakayım dedi de. Bir dembele değilsin aslanım. Yavaş yavaş yorulan oyuncular var. Aslında fena değiliz. O yüzden çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum ama sakatlık kaza mela, bela olmasın diye. Naci'nin sarısı var. Amöbi gel. Valla beklerim filan iyi durumda. Dembele'yi çıkar mıyım? Çıkarayım mı? Hadi çıkartayım. Sakatlık olur bir şey olur. Üçü de sakatlanmadı şu ana kadar. Biraz korkuyorum. Zaten maç bitti ya. Tempoyu düşür. Koşu yoluna pasları kaldır. Daha disiplinli bir oyun. Evet, rölenti odaklı. Yayla yayla. Biraz daha Joe'ya sakinleş. Allah'ım ya Rabbim. Şunu yaşamasam zaten olmazdı da. Hem ne haliniz varsa görün ya. Sakatlanmasın diye oyuncu sokuyorum. Soktuğum oyuncu sakatlanıyor. harika bir performans. Geleceğe dair bize çok büyük bir umut verdi. Valla Wigan maçı... Oha ya. Birader 10 dakika oyna dedim. 3-4 hafta gitti. Böyle bir şey olabilir mi? Bana zorla sakatlığı kapattıracaklar. O olacak. Herhalde daha ilginç sorular bulabilirsin yani. Hat-trick yapmasın diye oyuncu alınır mı? Evet durumu ciddi. Valla herhangi bir sıkıntı yok. Onun yoktu onları atmayacak kalitede bir kadroya sahibim. Dembele yine harika bir maç çıkarttı. Aslanım benim. İnanılmaz bir performans. Zaten hazırlık maçında yaptıkları. Bize çok olumlu işaretler veriyordu. Ama bu kadarını hiç beklemiyordum. 12 maç, 3 gol, 5 asist. Şu an bir de Skybet League 1 seviyesinde bir oyuncu. Düşünün yani. Bir de Championship seviyesine çıksa neler olacak? Şu özelliklerine bakacağım. Çok çevik diyor. Yani boyuna kıyaslı olabilir. Şu an boyu 1.63 olduğu için İki aydır futbolunda önemli bir gelişme gösteriyor. Son iki ayda uzaktan şut ve teknik özelliğinde gözle görülür bir gelişme sergiledi. Kafa toplarını geliştirmesi gerek diyor. Çatır çatır kafalara çıkıyor biliyor musunuz? Kafası da 5. Daha istikrarlı hale getirmeli. Bu istikrarsız hali düşünün. Bu istikrarsız hali. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde bir sonraki rakibimize doğru geçelim. Bu site yine Premier Lig'in zamanında önemli takımlarından biriydi. Başaltı altı takımlarından da ama yine de dişli bir rakip olacağı bir gerçek. Ciddiyetimizi korumamız lazım. Güzel haberler devam ediyor. Alex Maiton 18 yaş altı kadrosunda etkileyici bir performans sergiledi. Biliyorsunuz 90 dakika 18 yaş altında oynayabiliyor. Öyle ayarladık. Hemen golüne bir bakalım. Biraz daha moral depolayalım. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Teknik kadroyu elimden fırsat bulduğunca yokluyorum. Şöyle bir tık hızlandıracağım. Maytun bir tane asistini yapmış. Güzel. Şimdi Bello'da top. Bello. Kontrol etti. Çevirdi. Andrew. Orada hatalı bir top. Affetmedi Sodiyende. Baptist. Maiton nefis sıyrıldı. Önüp o efsane gol var ya. Harika bir gol. Harika bir gol. Güzel aslanım. Aslında bunu da yede zaman zaman almak lazım da. Biraz 18 yaşında düze 18 yaş altında düzenli oynasın da. Ondan sonra ihtiyacımız olursa hallederiz. Nottingham Forest Sky çampiyonu Championship karşılaşmasının mutlak favori. Yine bizim için zorlu bir maç geçeceğini düşünüyordum ama bize 1.33 vermişler. Kendimizde olduğumuz için şu an biraz daha kendime güvenim yerine geldi diyebilirim. Nottingham Forest'ın eski teknik direktörü Martin O'Neill, Tiago Silva'ya övgülerde bulundu. Tiago gerçekten e, harika bir performansla başladı. İyi bir oyuncu olacağını düşünüyordum ama bu kadar iyi işler yapacağını tahmin etmiyordum. Duran toplarda çok etkili, oyun içinde gayet güzel. 12 maçta 2 gol, 5 asist. 7 gole doğrudan katkısı var. Dembele ile birlikte herhalde takımın e, en çok etkili oyuncularından biri ol olduğunu düşünüyorum. Asisti paylaşıyorlar Dembele ve Silva zaten. Nunadakosta 8 gol'e ulaşmış. Çok güzel performanslar alıyoruz. Hemen şu kötü performans gösteren oyuncuları bir eleştireyim. Ondan sonra bir basın toplantısına geçelim. Ondan sonra da e, maçımızı oynarız. Evet, basın toplantısına geçiyorum. Nottingham Forest'ın son zamanlardaki form grafiği göz önüne alındığında sizce bir takım sizce bir takım için ruh, takım ruhu ne kadar önemli? Çok önemli tabii ki de. Psikolojik konularda bir sıkıntımız yok. Kadronun hepsi sezon boyunca ne olabileceğinin gayet farkında. Sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum ya. Birçok futbol yorumcusuna göre Hull, Hull ile karşılaşacağınız maçtaki en büyük kozunuz yetenekli futbolcu Karamoka Dembele olacak. Kesinlikle katılıyorum. Dembele adamın dibidir beyler. Gözlemci raporumuza bir bakalım. Ondan sonra e, maçımıza geçeriz. Evet son 20 maçta rakiplerin yaptığı toplam 20 asistin 8 tanesi ortalardan. Yine çizgi yemeden ortalar yapacağım. Geçen maçta etkisini gördük diye düşünüyorum. Vizyon bitiricilik konusunda sıkıntıları var. Karar alma konusunda, teknik konusunda. Özel yetenek, köşe vuruşu, hızlanma o bayağı zafiyetleri var. 24 golün tam tamına 9 tanesi ilk 15 dakika. Biraz e, yüksek tempolu başlayabilirim. Dengeli başlamayı düşünüyordum ama pozitif başlayacağım. 20 asistin 8 tane sağ kanat. O iş bizde rahat ol. Rahat ol o iş bizde. O zaman hul maçına doğru hemen hızlı bir şekilde geçelim. Haftanın takımında Nottingham Forest'tan 3 tane oyuncu var. Dembele sağ kanatta. Bella stoperde. Yedeklerde de Da Costa var. Wayne Rooney haftanın takımına girmiş. Valla Rooney bu yaşta hala bir şekilde haftanın takımına giriyor ya. Bu bile büyük başarı ki aslında Rooney o kadar da yaşlı değil yani. 33 yaşında. Adam tabii kariyerine 16 yaşında başladığı için aslında tam Dembele gibi oyuncular için rol model biliyor musunuz? Ama tabii o derece bir eğitmenlik sistemi şeyde yok. Futbol menajerde yok. Fiziği gerçekten çok iyi hale geldi. Fiziği çok iyi hale geldi. Zihinseli biraz zayıf gibi gözüküyordu. Şimdi zihinseli de e, geliştirmeye başladı. Tekniği zaten vardı. Ben size söylüyorum bu çocuk bence 4.5 yıldız olacak ya. 4.5 yıldız olacak. Ya da e, rapor değişecek. Burası 4 yıldız net 5 yıldıza geçecek. Bazen öyle değişebiliyor. Bakalım. 12 maçta bir golü var. Gayet güzel. Bu City karşılaşması için hazırız. keş sakatlandığı için oraya Davinson'ı koyacağım. Özellikle yedek oyuncular yerli olmadığı sürece bize faydadan çok zarar getiriyor. E, Nottingham Forest kariyerinde bunu anladık. O yüzden zaten satılık listesine koyman bazı oyuncuları en doğrusu oldu. İnşallah alıcı çıkarsa bizim için güzel bir bütçe e, olabilir. Gayet güzel çocuklar motive oldular. Çizgi meden orta yap diyeceğim. Biraz daha e, genişleteceğim. Ve maça başlıyoruz. Azimle oynayın diyorum. İnşallah güzel bir galibiyet alırız. Belli erken bir sarı kart gördü. Hemen ona bir müdahalelerde sertliği azalt diyorum. Taş atışı kullanıldı. Silva kaptırdı ama şimdi topta da Silva'da. Da Silva'dan Sova. Sov biraz etrafına baktı. Tekrar da Silva'yı gördü. Tekrar Sov. Thiago Silva dembele. Ver bak sağdan bomboş. Jenkins'in güzel ortaları var. Çevirdi. Vur ona Riberio. Vur ona bir daha veriyor, Kaleci kurtardı. Vurma artık Riberio. Ee, yaratıcı oynayın diyorum. Biraz daha istekli bir oyun görelim. Tempoyu biraz daha arttıracağım. İkinci sarımızı da gördük. Soldan sol tarafa güzel bir top yetişebilir mi? Yetişti. Riberio. Şimdi verdi Naci'ye. Naci açıdar. Hadi be. Hemen şurayı bir halletmem lazım. Da Silva Lopez. Arvin. Sağ tarafa doğru verdi Madison'da. Madison içeri doğru çevirdi. Bella e çok güzel çıktı kafayla. Dembele de top. Sinsi yılan. Göster yine sihrini. Jenkinson'a bıraktı. Jenkins'inden koşu olan nefis bir top. Dembele'de, de. Harika anlaşıyorlar. Da Costa. İnanılmaz derecede zayıf bir vuruş. Arvin. Verdi pasını. Madison'ı aldı orada. Merkeze döndü. Arvin vurabilir. Sırtını şimdi döndü. Tekrar Madison'da kaldı. Direkten döndü. Evet umduğumuz kadar kolay da bir maç olmadı. İlk yarı itibariyle. Kendinizi kanıtlamanızı bekliyorum. Ve ikinci yarıya doğru ilerliyoruz. Artık biraz daha hücum ağırlıklı oynamanın zamanı geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Da Silva'da kaldı top. Da Silva. Oo çok güzel topuk bası. Tekrar Da Silva'da. Vorul'a döndü. Vorul'dan Sova. Sova ne yapacak? Biraz daha kenarlara doğru açılmamız lazım. Haydi Dembe. Oğlum Dembeli alsana o topu. Bazen maç motoru kafayı yiyor. Aç abi iyice kenarlara. Evet Naci yoruldu. Silva yoruldu. Wong gelsin bir de. Artık yürekli oynayın diyorum. Bir o doğru uzun oyna. Yüklen. Eyvah. Madison. Duran topun başına geçti. Vurdu. Muric için kolay bir top. Top yine Madison'da kaldı. Aldı şimdi Amobi ama. Evet. 0-0. Yani kötü bir performans. Aslında pozisyonlarımız vardı ama Da Costa bir tane çok önemli bir fırsatı tepti. Naci'yi hala bekliyoruz. Dembele yine bir şeyler yapıyor kendince ama Naci'yi hala bekliyoruz. Da Silva'nın biraz daha etkin olması lazım ama Da Silva şu an gelişiyor. Da Silva'yı tamam geliştiği sürece sıkıntı yok. Naci de gelişiyor ama yalnızca istediğimiz patlamayı henüz yapamadı. Bunlar olacak. Bunlardan kaçış yok. Takım uyumumuz hala zayıf. Hul üst, lig, üst lige yükselme yarışına dahil oldu diyor. Maç sonu basın toplantısına katılalım. Muriç üst düzey bir kaleci. Performansından memnunum. Evet. Kısa bir basın toplantısıydı. Genel olarak takımdan memnunum. Performanslardan da memnunum. Ama bazen böyle işte hafif tıkanmalar oluyor ama şaka maka son 3 maçımızı da kazanmışız. Bir sonraki maçımız kendi evimizde readingle ile. Ee, arada çok az gün var. Reading maçına doğru hemen hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz biz tabii şey puan kaybediyoruz ama rakipler de puan kaybediyor. Şu an 6 puanlık fark devam ediyor. Herkes maçını oynamış. Düşme hattında Millwall, Barnsley ve Charlton var. Charlton'ın aslında düşmemesi. Mesela Luton düşsün. Ben Luton'u falan çok fazla sevmiyorum. Charlton düşmesin. Evet o zaman hızlı bir şekilde bir sonraki maça doğru ilerleyelim. Haftalık antrenman raporu elimize ulaştı. Bu haftanın en çalışkan ismi Dembele, İkinci sırada Muriç var, üçüncü sırada Naci var. Naci'nin iyi çalıştığını görmek beni mutlu ediyor. Naci'nin bence en büyük sorunu fiziği. Bir an önce bizim fiziğine yüklenmemiz lazım. O yüzden zaten dayanıklılık ek antrenmanlarda dayanıklılık çalıştırdım. Çünkü bitiriciliği falan var. Şu fiziğini bir an önce toparlarsa hızlı bir şekilde istediğimiz seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Evet, Reading'le önemli bir maçımız var. Basın kolay bir galibiyet olduğunu söylüyor ama bir önceki maçta gördüğümüz gibi kolay bir galibiyet yok. Her maçı çıkıp elimizden geldiğince iyi oynamamız şart. Yalnız artık yavaş yavaş yorulmalar başlamış. Şu Parrot meselesi benim canımı çok sıktı. O yüzden Parrot'u pek oynatmayı düşünmüyorum ama bu maç bir şey mi yapsak acaba? Sov mesela alfa gelsin sov yerine. Şuraya Parrot alayım da. Naci da Silva bu üçünü değiştirirsem benim hücum hattı zaten çöker. O yüzden bunları pek değiştirmek istemiyorum. Şuraya Tobias yerine bu sefer Şabani'yi koyacağım ama. Da Silva'yı bu maçta değiştireceğim. Bir tane de Kanada'ya ihtiyacım var. Diak bir de buraya gelsin. Mecbur yerli olmayan oyunculardan değiştirebiliyorum. Maç kadrosunda en fazla 5 kiralık oyuncu diyor. O zaman Diak birden vazgeçeceğiz. Oraya forvet morvet bir şeyler koyacağım ben. Bence Ferit'ten vazgeçiyor. Da Costa gayet iyi maç, iyi performanslar sergiliyor. Bir maçta gol atamadı diye adam harcamanın alemi yok. Bu maçta galibiyetten başka bir şey beklemiyorum dedim. Ve maç başladı. İnşallah erken bir şekilde bir gol bulup rahatlarız. Swift. Yadum. Pele. Miyazga. Masika. Alonu Riber Oho Ribeiro içinden geçti yani kusura bakma da. Felipe. Richards. Moore. Şimdi pelede top tekrar Swift. Jenkins'in güzel indirdi kafayla Dembe eden Da Silva'ya. Da Silva'dan Bella'ya, Bella'dan Muriç'e. Reading'in baskısı fena değil. Naci. Uzun oynadı ama isabetli değil. Şimdi Da Silva Dembele'ye verdi. Dembele dikine çok güzel gitti. Dembele uzaktan da şansını ama rakibe çarptı. Jenkins'in sıyrıldı. Da Costa golle döndü. Nottingham Forest 1-0 önde. Dembele çok güzel dikine gitti. Çok güzel dikine gitti. Fasını verdi. Tekrar aldı. Sol ayağıyla bir vurmak istedi ama sol ayağı iyi olmasına rağmen rakibe çar. Biraz daha fazla sola gidebilirdi orada top. Yaratıcı olun diyorum. 2'yi bulalım rahatlayalım. Klasik felsefem. Köşe vuruşunu kullanan Thiago Silva içeri doğru çevirdi. Dembele. Biraz zıplasaydın Dembele. Naci. Bella. Da Silva vur oradan. Tekrar Bella'ya. Ver bak sağ tarafı gör. Güzel. Şimdi Samedo'da top. Naci. Haydi Naci bir sihrini konuştur. Naci pasların isabetli değil aslanım. Bir şeyler deniyorsun ama bakacağız. Rafael. Lucas. Aman diyeyim da Silva. Şimdi Lucas'ın uzun top Ribeiro. Naci aldı. Naci gidiyor. Uzun top bu sefer isabetli. Da Costa bitirebilirse. Ya da Costa adam yatmış zaten top. Azıcık daha sür. Boş kale şey yap, kaleci çalımla demek lazım. Aslında bu tür özellikleri iyi olan oyuncular bulmak lazım çünkü oyunda hala bitiricilik problemi var. Thiago Silva içeri doğru kesti. Vella'dan harika bir kafa ama top kaleci'nin kucağında kaldı. Oha, o ne biçim iş lan? Oğlum böyle gol mi yenir? Ya var ya. kafa yedirtirsiniz bana. Oğlum defans hattı nerede? <laughs> Manyak mısınız siz? Bomboş orası. Bak. Adam öyle bomboş gitti. Golünü de attı. Köşe vuruşunu kullanan Thiago Silva vuran var mı? Naci vuracak. Vurdurmadılar. Bella Thiago Silva tekrar Bella'da. Dembele arka. Oo, harika bir gol Dembele'den. Müthiş bir gol. Taraftarları coşturan gol geldi. 1.63 boyu var. 1.63 boyu var. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Bella. Dembele. Yok böyle bir kafaya çıkış. Bana biraz Ronaldo'yu hatırlattı. Kavruk Ronaldo. Aman diyeyim Bella. Gözünü seveyim başımıza iş çıkarma bak. Jenkins'in bir tık durumda. Bella'yı da çıkarsak mı? Evet değişikliklerimi yapacağım. Şabani gel buraya. Diğer bir solda mıydı sağda mıydı? Eyva. Naci kaldı. Tempoyu iyice düşürmekten başka yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. İyice zamanı oynayın. Evet son 10 dakikayı da bir şekilde atlatacağız artık. Biz istediğimizi aldık. Disiplinli bir oyun istiyorum. Tempoyu düşür. El akısı oyna. Evet çocuklar oldukça yoruldu. Naci bitkin durumda. Yalnız orada gol yemeyin ha. Bella sakin ol. Muriç uzun oynadı. Takım yavaş yavaş alarm vermeye başladı beyler. Bizim bir dinlenmeye ihtiyacımız var. Semedo, Naci bıraktı Silva'ya. Şabani. Silva aldı topu ilerledi. Ama bir güzel top. Da Costa. Abi şunları kaptırmayın artık ya. Yedik var ya. Yedik. Yedik. Nasıl 7 puan oluyor ben onu anlamadım. Ben kötü oynuyorum bunlar benden kötü oynuyor. Yani sol kazanırsa vaziyet biraz daha sıkıntılı. 5 puan. Evet 2 maçtır. Beraberlik, beraberlikle gidiyoruz. Hull City kazandı 5-1'lik bir galibiyetle hem de. Bull City kazanmasına rağmen 26 puanı var. Ben yanlış hesapladım demek ki, ya da yanlış gördüm. Demek ki iki maçı kazansam var ya şu an ben Championship'te alıp başımı yürümüştüm. Ben ne diyorum bu oyun niye bana son dakikalarda gol yedirip duruyor? Evet bir tanesi 0-0 beraberlik bir tane 2-2'lik beraberlik biraz daha aslında rotasyona dönmem gerekebilirdi ama vazgeçmek istemiyorum ya. Şu dörtlüden vazgeçmek istemiyorum. Ferit Merit de zaten tam aslında Ferit'i çok güzel oynatacaktım. Tadım Mourinho Akrep Kral benim tadımı tuzumu kaçırdı ya. Akrep kral tadımı tuzumu kaçırdı. Sov nerede? Hemen şuraya sov alayım. Evet o zaman yolumuza devam edelim. Son maçımızı Luton'la oynayacağız. Bundan sonra yine Derby, Bristol City QPR Cardiff. Of be. Yemin ediyorum Skybait'te kolay maç yok. Ama yine de fena gitmiyoruz. Yine de fena gitmiyoruz. Naci ve Naci ve Yürü ölüm deşeğinde. Onlara biraz bir ekstra dinlenme vereceğim olmazsa. Bir şekilde halledeceğiz. O zaman yolumuza devam edelim. Son karşılaşmamızda rakibimiz Luton. Hemen basın toplantısına geçelim. Alacağımız bir galibiyetle moral bulmak istiyoruz. Her şey olabilir. Beklentilerim yüksek diyorum. Yolumuza devam edelim. Yuton 21. sırada. Kendi evimizde 2 tane 3 puan kaçırdık. 2 puan diyelim. Şimdi deplasmanda 3 puanlar arayışına gireceğiz. Da Costa ve Silva ayın oyuncuları arasındalar. 2. ve 3. sırada Dembele Ay'ın genç oyuncusu olmuş. Bravo aslanım. Tebrik ediyorum. Ay'ın menajeri Cooper. İkinci sırada biz varız. Tabii iki beraberlikten sonra ayın menajeri olmak pek kolay değil. Biraz daha temkinli başlayacağım. Duruma göre değiştireceğiz. Finansal durum 2.400 bin euro içeri girmişiz beyler. Benim bu kiralık oyunculardan bir an evvel kur kurtulmam lazım. Şurada bir tane orta sağ gelmişti buraya. Nerede o? Bu. Şuraya da artık biraz Garner alacağım. Alfa'yı alfa'yı Ocak ayında ben en iyisi göndereyim. Biz bayağı eksiye düşüyoruz. Şimdi sezon başında 5 tane sakatlıkla başlayınca kadro genişliğimiz zayıftı. Birden kadro genişliğimiz arttı, iyice şişmeye başladı kiralıklarla. Birkaç oyuncuyu gönderebilirdim aslında Ekim ayında ama o zamanlarda tabii oyuncuların nasıl performans, şu üçlünün nasıl performans göstereceğini bilmiyorduk. Öyle olunca kendinizi kanıtlayın diyorum. Bu arada tabii Da Silva ile şey kendini, kendisini kanıtladı Dembele. Ee, Naci zaman zaman inşallah üzerine koya koya gidecek. Aslında Da Silva da bir çıkış yakaladı da ondan sonra şu an biraz daha şey zayıfladı gibi. Temkinli bir oyun oynayın diyorum. Dengeli yaptım onu. E, ee, Thiago Silva içeri doğru kesti. Vuran yok. Enfanzu şimdi kontraya kalkıyor sağ taraftan. Enfanzu güzel gitti verdi fasını. Naci uzaklaştırdı. İsabetli. Da Costa birebir de. E gol şansı çok yüksek. Zaten çok zayıf bir şut geldi. Köşe vuruşunu kullanan Silva var mı vuran? Da Costa top üstten dışarı çıktı. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Şu an için gol yok. Taş için kullanan Luton, Infanzu, Monkur, Bre, çevirdi, Lua Lua, top dışarı çıktı. Evet ilk 20 dakikayı geride bıraktık. Köşe vuruşunu Silva kullandı. Jenkins'ine biraz sakinleş diyeceğim. Orada gol geldi. Bu gol bizi biraz rahatlattı beyler. Gayet güzel Duran toptan çok güzel bir gol geldi Da Costa Yine Kayarak böyle güzel bir bitiriş yaptı Bir kez daha izleyelim Thiago Silva içeri doğru kesti Da Costa çok güzel kaydı Golü de buldu Arada sırada zamanı oynayın diyorum Bak zaman oynayın dediğim an abi Niye böyle ya bu oyun Naci Şimdi kontroya kalkıyoruz Haydi Nottingham. Dembele'ye nefis bir pas. Dembele göğsüyle harika yumuşattı. Birebir de güzel bir şuttu ama. Oha çullandılar çocuğun üzerine. 16 yaşında lan o da. <laughs> Azıcık yavaş girin. <laughs> Küçücük çocuğa utanmadınız mı? 3 tane 4 tane ayı bu an tenha da kıstırır gibi. Bre taç atışını kullandı. Enfanzu. Aldı çok güzel Riberio. Kontra imkanı Nottingham Forest'ta Dembele sağ taraftan güzel yardırdı. Ver artık. Abi vurma artık oradan ya. Collins. Riberio yine çok güzel aldı. Sakatlıktan sonra biraz ismini görmez olmuştuk. Yavaş yavaş kendine geliyor gibi. Muric. Bella. Bella Ketchup. Bence kariyerini bitirdikten sonra bir Ketchup markası üzerine yoğunlaşması lazım. Costa açı dar. Sert de vurdu ama. Ağları dışarıdan havalandırdı. Riverio taç atışını kullandı. Voral. Riverio. Tekrar Voral. Döndü merkeze. Bella. Jenkinson'a nefis bas. Jenkinson. Oğlum vurmayın artık şu toplara. Hayret bir şey ya. Çizgi inmeden orta yapın demiyor muyum ben size? Sakın rehavete kapılmayın. İşimiz daha bitmedi. Şuna bir bakacağım. Evet çizgi inmeden orta. Ama şey e, Da Costa'yı iyi markacı aldılar demek ki. Taç atışını kullanan Jenkins'in Da doğru güzel top. Bak arkada Naci var. Naci doğru derken kaleye gitti. Sulugan'ın kucağına. Uzun oynadı. Lua Lua'ya doğru. Lua Lua indirdi bize. Şimdi Dembele sağ taraftan ilerleyebilirse güzel olacak. Dembele merkezden kat etti. İyi bir pas denemesi ama başarılı değil. Şimdi Brown'a gelişen bir Luton hata var. Brown orada alabilseydi güzel olacaktı. Pearson. Lua, lua içeri doğru kat etti aman diyeyim. Yavaş yavaş bazı oyuncularımız yorulmaya başladı. 66. dakikadayız. Hayır ya. Aha. Vallahi girmedi. Beyler şunu temkinli yapın. Bekleri de çıkarma daha disiplinli oyna. Buradan bir 3 puan kurtarmam şart. Evet Dembele'yi artık çıkartıyorum. Diagbi'nin e, hızlı hızlanması gayet güzel. Biraz da Diagbi'yi görelim. Silva yoruldu. Evet da Silva ve Silva iyice yoruldular. Orta sahibi değişiklik lazım. Valla tam da ayarlamış gibi ikisini şöyle bir koyayım o zaman da. Bir tane iki yönlü orta saha. Seni defansif oyun kurucu. Seni iki yönlü orta saha yapacağım. Aman diyeyim gözünüzü seveyim. Şurada bir 10 dakika bir şey kaldı. Koşu yoluna pasmas yok. Dağılımı koru. Tempoyu düşür. Gayet güzel. Konsantrasyonunuzu bozmayın. Son 4 dakika. Eyvah. Eyvah bir kontradan bir şey olmaz inşallah. Naci. Bıraktı Vorola. Sol tarafta boşluk var. Ribeiro. Garner. Tekrar Ribeiro'da top. Tekrar Garner'da. Sow. Garner. Ya şu ayar eden pasları atmayın. Ha şöyle biraz soldan. Git oğlum önüm boş bak. Bak burası bomboş bak gördün mü? Vur ona. Ah diyak bir ya. Şu golü atsan bizi bir rahatlatsan olmaz mı? Bitir hoca gidelim artık. Oh be. Çok zor bir 3 puan aldık. Puan farkını 7 yaptık. Bir de galibiyet alsam demek ki alıp yürüyecekmişim ben. Güzel galibiyetti. Valla ligin son sıralarında olmasına rağmen zorlandık. Championship'te kolay maç yok beyler. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bölüm bitmeden şöyle bir bakalım. E, Bella da patlamasını yaptı. Patlamasını yaptıktan sonra böyle biraz gelişmelerin düşüşe geçmesi normal. Şu an Da Silva patlamasında. Şu onların 11 yaparsa çok güzel olacak. Biraz daha Eksiği ne biliyor musunuz? Naci'nin de da Silva'nın da fizik. Naci biraz fiziğini toparlarsa zaten tekniğiyle, şutlarıyla güzel işler yapacaktır. Aslında profil olarak aralarında en zayıf herhalde Naci. Ama en potansiyellisi de Naci. Baksana 14-13'ü var. 15 çevikliği var. Da Silva'nın bir tek çevikliği 13. Naci'nin de bir tek çevikli olmuş. Vallahi ben ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu 16 yaşındaki çocuklarla ben iyi gidiyorum. Yaptım bir çılgınlık ama hayırlı sos. Yine de bölümler çok zevkli geçiyor bence. Bakalım bu çocuklar nereye kadar gidecek. Hadi be Naci be. Biraz patla be aslanım. Bir seni bekliyoruz bak. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.